Herkese mükemmel bir Paris sabahından merhaba. Mükemmel diyorum ama şu anda yağmur yağıyor. Ben apartman kapısındayım. Şemsiyeyi içeride bıraktığım için şimdi Emir yukarı çıktı şemsiyeyi almaya. Benim botlarımı biliyorsunuz. Bunları çıkarması bir güç, çıkarmaması ayrı bir güç. O yüzden Emir'den rica ettim şemsiyeyi almasını. Şu anda apartmanın önündeyiz. Bu iki gün boyunca sizinle birlikte mükemmel turistik bir gezi yapacağız. Louvre Müzesi'ne doğru yola çıkıyoruz. Louvre'a erken gitmek çok önemli çünkü çok fazla turist oluyor. O yüzden biz ilk seansına gireceğiz. Hemen koşarak Mona Lisa'ya doğru gideceğiz. Orada fotoğraf çekineceğiz. Ondan sonra Louvre Müzesi'ni gezeceğiz. Ondan sonra sizinle birlikte güzel bir kahvaltı yapacağız. O zaman şimdi kamerayı Louvre'daki Gökberk'e gönderiyorum. Biz şu an bir kafeye oturduk. Louvre'a giremedik. Çünkü Louvre'da çok fazla sıra vardı. Biz biletlerimizi önceden almadık. Almadığımız için de şimdi böyle bayağı bir sıra oldu. Ve hani sırada da şey dendi. 2 saat burada bekleyeceksiniz dendi. Hava yağmurlu ve soğuktu. O yüzden bize dedik ki bir yere gelelim, bir kahvaltı yapalım. Önce bir oturalım. Ondan sonra gezelim. Yarın sabah 9'da biletlerimizi aldık. Yarın sabah 9'da Louvre'a gireceğiz. Ama bu süreçte buradayız şu anda. Mekanımızın ismi de bu. Güzel, tatlı, sıcak bir yere geldik. Şimdi burada kruvasanlı bir kahvaltı yapacağız. Meyve sulu, kahveli falan. Bakalım nasıl olacak. Şimdi kamerayı kapatıyorum. Yemek geldiğinde yemeğe başlayacağım. Kahvaltımız geldi. Şöyle bir kruvasan, baget, tereyağı, reçel, portakal suyu. Birazdan da sıcak su koyacak buraya. Çay aldık şöyle. Bugün kahve gününde değiliz. Kruvasanın tadını gerçekten çok merak ediyorum. Biraz yumuşak. Çivikçi! Bu işte güzel. Dün yediğimiz kruvasan kruvasan değildi. Bu da öyle amşan bir şey değil ama kötü değil. Biliyorsunuz ki Fransa'nın tereyağı ünlü. O yüzden her yerde size böyle baget ekmek. Le baguette veriyorlar. Yanında da tereyağı veriyorlar. Bir de böyle reçel vermişler. Bakalım tadı nasıl. Şu an kahvaltı bitti. Çay içiyorum. Çay Rize çayı değil ama yani bir Artvin çayı. Bence bu arada 9,5 euro için iyiydi bir kahvaltı. Çünkü yani dışarıda yani şu an Louvre'un etrafında bir yerdeyiz. Louvre'un arka sokağındayız. Ya dışarıdaki yerler o kadar pahalıydı ki burası iyi oldu yani. O yüzden sevindik. Şu anda Konkerde Meydanı'na geldik. Şöyle göstereyim. Bakın şurada. Bakın şimdi arkadaşlar nasıl esprimi çalıyor. Şurada da Eyfel var. Bakın daha yüklenmemiş. Tamam bu. Anında espri çalınır. Ben de bunu kaydettim. İyi ki dün fotoğrafı çekilmişiz. Çünkü bugün çekime çalışsaydık sadece alt kısmıyla çekinebilirdik. Arkadaşlar yani şimdi biz bu meydana geldik ama buraya bir şey inşa ediyorlar. Ya meydanın tamamı kapanıyor şu anda yani. Meydanın galiba en önemli eseri de şu dikili taş olması lazım. Yani neyi temsil ediyor, neden yapılmış herhangi bir fikrim yok. Üzerinde böyle Mısır sembolleri var. Sanki bu kuleyi böyle tek tek inşa ettikleriyle ilgili galiba. Ama bu tek bir parça yani hani bölünmüş bir şey değil. Şu an Tuileries bahçesine geldik. Normalde burada oturuluyor, insanlar koşuyor falan ama hava şu an o kadar kötü ki kimse oturmuyor. Biz de aslında buraya girmeyecektik çamur olduğu için. Sadece yolumuzun üzerine gördüğümüz için bir girelim dedik. Burasını siz New York'un Central Park'ı gibi düşünebilirsiniz. Şehrin ortasında böyle insanların dinlenebileceği güzel bir park burası. Central Park'ın amacı şehirden kopup park hayatı, yeşillik yaşamak. Burası da... Çünkü park orası. Bahçe kısmı orası, oraya gidemiyoruz. Niye?
Çamurdan dolayı gidemiyoruz. Yarın Louvre Müzesi'ne geleceğiz. Louvre'a geldiğimizde eğer hava da güzel olursa ya da olmasa da artık girmek zorundayız. Çamurlu kısma yani park kısmına da gireceğiz. Arkadaşlar şu an bir köprüye geldik. Burada size bir şey anlatmak istiyorum. Biliyorsunuz ki Fransızların icat ettiği düşünülen 3 tane şey var. Birincisi topuklu ayakkabı, ikincisi parfüm, üçüncüsü şemsiye. Bunların nedenini anlayabiliyorum. Yani bence bunlar gerçek. Bunları Fransızlar icat etti ama nedenleri şüpheli birazcık. Şimdi şöyle, topuklu ayakkabıyı üretmelerinin nedeni insanların tuvaletlerini yere yapması ve o tuvalete basmamak için topuklu ayakkabılarla gezmek istemeleri. Bu yüzden topuklu ayakkabıları buluyorlar. Şahsen iki türlü tuvaleti de gördüm. Yapılırken de gördüm. Daha önceden yapılmış olanı da gördüm. Parfüm konusunda çok eminim ki Fransızlar yapmış. Yani metroda ki o koku. Şemsiyeyi neden ürettikleri konusunda bir fikrim yok. Aslında duyduğum bir fikir var ama onu burada söylemek istemiyorum. Ama iyi ki üretmişler çünkü hava çok kötü ve şu an şemsiyeyle geziyoruz her yere. Bu bilgileri de verdiğime göre artık yolculuğumuza devam edebiliriz. Şimdi Vendôme Meydanı'na doğru yola çıkıyoruz. Arkadaşlar Vendôme Meydanı'na gelmiş bulunuyoruz. Şöyle bir dikili taş var. Etrafında da bütün luxury markalar var. Mesela bakın. Luxury marka. Şurada Dior var. Şurada Dior var. Şurada Dior var. Şurada Louis Vuitton var. Louis Vuitton? Hayır. Louis Vuitton. Hayır. Louis Vuitton? Hayır. Louis Vuitton diye okunur. Versace? Versace. Is Versace. Şurada Louis Vuitton var. Şurada görmüyorsunuz ama şurada şu şeyin arkasında Prada var. Acaba bu ilk yapıldığında da bu renk miydi? Bence bu metal bir şeydi ve paslandı ev şey gibi. Neydi o şeyin adı? Arkadaşlar bu meydana gelmişken Paris'le ilgili fark ettiğim bir şey daha söylemek istiyorum. Parisli insanlar ten temasını çok seviyor. Aşırı seviyorlar yani hani. Abi bir tane adamın üzerine çok güzel bir ceket var. Şimdi şey yapacağım gidin. Pardon üzerinizdekiler nereden? Kadıköy bit pazarı. Adam çok güzel ya. Annem bir kere bana dedi ki sen yakışıklı değilsin. Güzelsin. Yani yakışıklı da olmak istiyorum. Neyse Fransızlarla ilgili fark ettiğim bir şey daha. Ten temasını aşırı seviyorlar. Ama anladığınız şekilde değil. Şöyle mesela metrolarda kapıları açabilmek için sürekli bir tuşa basmanız gerekiyor. Çıkabilmek için kapıyı açmanız gerekiyor. Yani sürekli bir yere elinizle temas etmeniz gerekiyor. Ben böyle dışarıda çok fazla bir yerlere dokunmayı sevmiyorum. O yüzden zorlandım yani birazcık. Rahatsız oldum yani. Korona morona olsa bunlar yani burada var ya. Bu ne ya saçmalık ya gerçekten. Hani gittiğinde otomatik açılsın kapı. Neden ben böyle açmak zorundayım ki? Bunu da söylediğime göre meydanı biraz daha gezebiliriz. Arkadaşlar bakın şöyle bir şey bulduk. Şu herkesin istediği Eiffel anahtarlıkları var ya 12 tanesi 5 euro. Ha buradan alırız işte. 6 kişiye hediye. Ben şöyle 6 tane renk aldım. Hepsi birbirinden farklı olsun istedim. Emir daha klasik koyu renklerden aldı. Böyle çirkin renkler de var ama bu güzel yani. Ben bunu beğendim. Burası neresi hatırladınız mı? Şöyle göstereyim. Burası Emily'in Paris'teki Emily'nin ofisinin girişi. Buradan giriyordu. Şu yukarıda çalışıyordu. Hatırladınız mı? Bence iç mekan çekimleri de burada oturuyordu. Bence de çünkü ki tam... Pencerelerden... Aynen. Silvi geldim kız. Aç kapıyı. Kapı kilitli. Silvi! Arkadaşlar Silvi Emily'i kovdu. Sokağa attı. Kapıda böyle oturuyor. Silvi'ye özür mesajı atıyor. Silvi! Lütfen bizi içeri al. Oradasın biliyorum. Aç kapıyı. Aç kapıyı. Arkadaşlar şimdi öğle yemeği yemeye geldik. Ne yiyeceğiz şimdi? Salyangoz. Paris'in en ünlü yemekleri biliyorsunuz ki salyangoz, kurbağa bacağı ve soğan çorbası. Bugün burada soğan çorbasıyla salyangozu deneyeceğiz. Burası da Paris'in en iyi yerlerinden biri olduğu söyleniyor. İzlediğim vloglara göre kapısında kuyruk var zaten. Evet herhalde öyle. Şimdi içeri gireceğiz. Asla kurbağa bacağı yemeyeceğim ama söylüyorum bunu. Çünkü bir tadı yokmuş. Sıra şimdi bize geldi. İçeriden insanlar çıktıkça içeriye yeni insanları alıyorlar. Burası ünlü olduğu için bayağı bir insan var. Menüsü de şu şekilde. Menüsü de... Şöyle. Bakın biz şunu yiyeceğiz. Traditional 6 tane salyangoz ve de şurada traditional French onion soup bunu yiyeceğiz. Arkadaşlar bu arada şöyle bir şey var. Ben bu salyangozu es geçebilirdim. Geçebilirdim ama Emir dedi ki deneyelim. Paris'e kadar gelmişiz deneyelim. Ben de dedim peki deneyelim o zaman. Salyangozmuş gibi düşünmeyeceğim yerken. Şey gibi düşün. Salyangoz kabuğunun içine küçük küçük etler koymuşlar ve bu etler hareket ediyor. Niye hareket ediyor be? Normalde hareket ediyor ya. Siparişler verildi. Heyecanlı mısın?
Ne olmuş? Ben şey için heyecanlıyım. O tutup çıkarma olayı için çok heyecanlıyım ben. Peki siz şeyi biliyor muydunuz? Sümüklü böcekler evden atılmış salyangozlardır. Ben kabuğunu kaybetmiştim. İşte evsiz kalmış sümüklü böcek. Hayır be. Evet. Evden atılmış. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Bakın salyangozlarımız burada. Bu soğan çorbası. Üzerinde galiba kruvasan gibi bir şey var. Yanına kaşar peyniri koymuşlar. Şöyle bir ekmeğimiz var. Bir de şöyle bir bagetimiz var. Ama bunun içinde et yok. Hele zaten şu dökülmüş ya. Bu Emir'in mesela. Bakın şurada görüyor musunuz? Ben şunu gözüme kestirdim. Şunu yiyeceğim direkt. Yiyorum. Kötü mü? Yani çok sarımsak kokusu alıyorum. Çok sarımsaklı. Sarımsak yiyorsunuz sadece. Sadece düşünce biliyor musun? Çok değişik hissediyorum şu anda. O düşünce, düşünce insanı mahvediyor. Aklıma gelmemesi lazım bunun. Düşünme düşünme. Salyangozu 10 üzerinden kaç puan veriyorsun? 6 falan. Kötü değil bence. Bence de kötü değil. Sadece çıkarması zor. Ve hani aç kalsam yerim. Vuruyorum. Vur. Yavaş. Ne var içinde? Ulaşamadık. Soğan çorbasını aldım. Yani çok saçma bir sistemim var yani. Hani çorbayı yemiyoruz ki. Ya bu ne? Servisi hiç güzel gözükmüyor. Böyle nasıl biliyor musun gerçekten? Sanki suyla şeyi açmış salçayı. Soğanı içine atmış haşlamış bu yani. Yani hani hiç tadı yok yani. Hesabımız geldi. 25 euro geldi. Arkadaşlar şimdi Paris'te bir yer var, tamam mı? Burası ben çocukken internette rastgele dolaşırken bulduğum bir tane fotoğraf bu, tamam mı? Bulduğum fotoğraf buranın fotoğrafı. Ama bir bakar mısınız kuyruğa? Ya gerçekten ya biz hiçbir yere giremeyecek miyiz? Bu nasıl bir turistik bir yer ya? Ya her yere gidiyoruz, metro ile geliyoruz ve kapıları hep kapalı. Bugün bu arada pazar. Pazar olduğu için mi kapalı? Ev sahibimiz dedi ki Paris'e gelmek için çok kötü zaman seçmişsiniz. Yani biz cumadan pazartesi seçmiştik. Gerçekten bu ne ya? Şuraya bakar mısınız? Şu kuyruğa bakın. Şurada bitiyor kuyruk. Nereye gitsek bereketimizle geliyoruz ya. Galiba hiçbir turistik yer görmeden Paris'ten gideceğim ya bu gidişle. Bir tek Louvre'a girebiliyorum yarın o da. Çok sinir oldum şu anda. En çok burayı görmek istiyordum ve burası da şey kapalı. Pompei merkezi de kapalı. Bir de her yerde bir şey mi var, bir şey mi var anlamadım. Notre Dame Katedrali de kapalı. Saint-Champagne de iptal edildi. Belki şu an anlatamıyorum ama çok sinirliyim ya. Bu sıra ne ya? Hayır biletiniz olsa da bu arada bakın. Şura biletsizler sırası. Şurada biletliler sırası. Yani biletin olsa da çok sıra bekliyorsun. Ben Roma'dan bu arada hazırlıklıydım. Aslında buranın biletlerini alacaktım. Ama biz son anda o kadar çok planımız değişti ki. Yani benim bir sürü işim çıktı. Yeni bir işte çalışmaya başladım. O yüzden bunların hepsi aklımdan çıktı. Yani sonuçta insanlar kapıdan da alıyorlar diye düşündüm. Ama bu ne yani? Arkadaşlar bakın dün ne oldu biliyor musunuz? Şu yanımdaki şahıs var ya. Dedi ki inşallah fare görmeyiz dedi. Fıt bir tane fare fırladı önümüze ve ilk kez fare gördük. Bir kere gördük ve de o da ilkti. Şimdi de salak beni kandırıyor, tamam mı? Dedi ki biz trene giriyoruz. Bu arada trende sürekli şey görüyoruz. İnsanlar kaçak kaçak biniyor trene. Biz de binsek falan yapıyoruz. Emir de şey dedi bana. Aa dedi ben dedi kartımı evde unuttum falan. Kandırıyor beni, tamam mı? Ben de dedim ki hayır unutmadın, aldığını gördüm ben falan yaptı. Vallahi kaçak binerdim falan filan dedi. Metroda kontrol oldu. Kaç kez metroya binmişizdir? 20 kez falan bindik. İlk defa denk geldi. Böyle ikisi öne, ikisi arkaya. İkisi ön tarafta, ikisi arka tarafta, iki kişi de yanda. Herkesi kontrol ettiler. Kaç kişi yakaladılar? Ya bakmadın mı? Neyse birkaç kişi yakaladılar. Arkadaşlar Zafer Takı'ya sonunda gelmiş bulunuyoruz. Şurada da My Girl. Arkadaşlar şuraya bakar mısınız? O kadar güzel gözüküyor ki bir yanında Zafer Takı, bir yanında Eyfel. O kadar güzel bir yer ki ama
Yağmurdan var ya sırılsıklam olduk ama bir fotoğraflar, bir videolar çekildik. Buraya Instagram adresimi bırakıyorum. Oradan beni takip ederseniz çok sevinirim. Orada çok güzel fotoğraflar paylaş. Altına bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Aynı zamanda da aşağıdan kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Çünkü kanalımı büyütmeye çalışıyorum. Size daha güzel içerikler üretmeye çalışıyorum. Bunun için çok fazla emek harcıyorum. Umarım siz de bunu fark ediyorsunuzdur. Ve çok da güzel videolar gelecek. Bunları kaçırmanızı istemiyorum. O yüzden aşağıdan abone olursanız çok sevinirim. Şimdi Şanzelize Caddesi'nden birkaç tane şey alıp yemek yiyeceğiz. Oraya geçince kamerayı açacağım. Five Guys'a geldik. Ben çok büyük bir hamburger aşığıyım. Cheeseburger özellikle de. Hamburger'a gideceğim için de çok heyecanlıyım ama şu an Paris'te de görmüşken burada da denemek istedim. O kadar güzel ki. Yemin ederim çok güzel. Acil denemen lazım. Evet şu an deniyorum. Nasıl? Aşırı iyi. Çok güzel değil mi? Bu ne oldu? Şaka değil. Ne? Çok güzel. Yemek yemeyi seviyorum. Bu dünyaya da bir kere geldim. Tabii yiyeceğim. Bak kardeşim, ben yemek yemeyi seviyorum. Hayata da bir kere geldim. Bravo. Tabii yemek yiyeceğim. Kimseye de hesap vermeyeceğim. Aynen öyle. Eğer bu hamur da daha iyiyse ben ölürüm. Ölürüm lan. Ölürüm. Kaç puan veriyorsun? 10. Ben hiçbir şey 10 vermeyeceğim dedim ya. Ya hamurda yediğim daha güzel çıkarsa ben 9 veriyorum. Benim için ona en yakın şey bu arada. Allah'ım sana teşekkür ederim böyle nimetler yarattığın için, bizi doyurduğun için, bugün de aç bırakmadığın için teşekkürler yarabbim. Bakın burada böyle bir tabela var. Buradan böyle kağıtlar alıp kendiniz yapıyorsunuz. Ben de böyle kendime yaptım. Bakın buraya da Emirhan yazdı. Arkadaşlar ben bugünü burada kapatıyorum. Yarın Paris'teki son günümüz olacak ve çok yorucu bir gün olacak. Çünkü sabahın köründe Louvre'a gideceğiz, bavulları bir yere koyacağız, bir şey yapacağız. Yani bayağı bir şey olacak yarın. Neler yapacağız bilmiyorum. Emirhan da bunu planlama işi. O zaman yarın görüşürüz. Hop! İyi akşamlar! Arkadaşlar şimdi şöyle bir şey oldu. Ben bu videonun editini yetiştiremedim. Normalde bugün 2 günlük bir vlog izleyecektiniz. Ama ben bu videonun editini yetiştiremediğim için videoyu 2'ye bölme kararı aldım. Zaten ilk videoda yeterince uzun olduğu için bence bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Yani bu videoyu da burada bitirmiş oluyorum. Pazar gününde bu videonun devam kısmı gelecek. Yani 3 Aralık 2023'te devamı da gelmiş olacak. Orada görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Bye bye.